Efendim, ülkemizin ve dünyanın çok önemli başlıkları konuştuğu bir dönemde esasında kalıcı olmanın ve kalıcı eserler bırakmanın çok daha zor ama bir o kadar da kritik kararları gerektirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu girişi yaparken para kazanmanın dünyada ve Türkiye'de zorlaştığını ve enflasyona yenilmemek için nereye paramızı yatırmamız gerektiği sorusunu cevaplamak çok önemli bir yer taşıyor. Biz de bugün çok önemli bir konukla ve çok önemli bir konuda Doktor Ziya Yılmaz'la birlikte bu konuyu değerlendireceğiz. Efendim bizim televizyon açısından da bu bir ilk olacak bir program. İnsanlara hem konut sektörü gibi önemli bir sektörü hem de iş yapmak açısından Türkiye'nin ve dünyanın bulunduğu konumda acaba doğru yatırım nasıl yapılır? Sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Müsaadenizle öncelikle yayına hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Halka arz konusuyla tabii gireceğim. Evet. E, i̇lk sorum da şu esasında. Hani biraz önce de söyledim ya. Şimdi Türkiye işte CDS'leri yükselmiş. Evet. İşte kur çok artmış. Tekrar artacak mı artmayacak mı gibi bir sorunun olduğu bir dönemde. Bence büyük bir cesaret. Kendi hani çocuğunuzu diyeceğim, onun kadar değerli, evet. sıfırdan büyüttüğünüz bir yapıyı halka arz ediyor olmak. Nedir bunun arkasındaki motivasyon? ya Tabii biz şirket olarak DAP yapıyı herkes biliyor. DAP Holding'i, birçok şirket, Holding çatısı altında şirketimiz var. Tabii ana sektörümüz konut geliştirmek, konut geliştirip insanlara Türkiye'nin en güzel yuvalarını oluşturmak. Tabii biz 2012 yılından bu yana aslında 10 senedir düşündüğümüz bir e, kurumsallaşma adına ki kurumsal olarak çalışıyoruz ama e, ömürlük şirketler olabilmesi için, sürdürülebilir olması için, kişilere bağlı olmaması için düşündüğümüz bir e, e, sonuçtu bu. E, bu yılın, e, geçtiğimiz yılın e, Mart-Nisan'ı gibi karar verdik yaklaşık bir 8-9 aylık veya 7-8 aylık süreç içerisinde de start vererek çalışmalarımızı başlattık. İşte sizlerle beraber son iki gündür de kamuoyuna duyurarak halk arzımızı gerçekleştiriyoruz. Tabi tabii DAP Gayrimenkul yaklaşık 41 yıllık bir firma. bugüne kadar birçok eserlere, sanat eseri niteliğindeki projelere imza atmış. Yani Batata şehrin kurulmasından tutun da Çekmeköy'den işte Nişantaşı, Levent'e kadar bugün Kartal'da İsmarnan'ın yapımına kadar ki 2012 yılında Türkiye'de en büyük iş bitirmesi olan konut anlamında iş bitirmesi olan firmalardan bir tanesiydi. Yani Gözlü Bey'imiz bir firma, çok önem verdiğimiz bir firma ve öz kaynağı ve elindeki işleri çok güçlü olan bir firma. Bunu uzun ömürlü olsun, 41 yıllık, 141 yıllık olsun, 241 yıllık olsun diye. Ee, biz e, halka açıyoruz. Ee, tabii burada küçük ortaklarımız olacak, yatırımcılarımız olacak. İnşallah onlarla beraber Türkiye'nin e, konut sektöründe motivasyonunu yükselten, ülkemizin vitrinini güzelleştiren, daha sonra da e, yurt dışı çalışmalarımız var. İnşallah yurt dışına da e, açma gayretini sarf ediyoruz. Yurt dışına da açarak e, birçok e, şehirde hem ülkemizde hem e, Avrupa'da birçok şehirde olmak istediğimiz bir yapı bu. Bunun için de çok ciddi kadrolarımız var. Yani sektörün birkaç firmasından bir tanesiyiz ve önemli kadrolarımız var. Tamamen kurumsal motivasyonu yüksek, pozitif bir şekilde çalışıyoruz. Sizlerle beraber de bunu da kamuoyunda duyurmuş oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi mesela ben. Finans kökenliyim. Daha böyle rakamlarla bakarım. Şirketteki en önemli departmanın finans olduğunu düşünüyorum. Şimdi siz de değerlendirilmesi gereken bir şirketsiniz. Finansallar açısından bakıldığında, yatırımcı açısından bakıldığında işte 30 günlük bir fiyat istikrarı fonu koruyorsunuz. Evet. E, yatırımcıya bir güven veriyorsunuz. Bunlar çok önemli ve değerli. Evet. Bunları soracağım neden diye ama esas biraz önceki soruyu tam e, e, vurguyu çok yapmak istiyorum çünkü bir temel analiz yaparsınız, bir teknik analiz yaparsınız. Temel analiz tarafına bakıldığında biraz önce söylediğiniz o sürdürülebilirlik konusu var ya evet. kardeşim ben yanıma iş ortağı istiyorum diyorsunuz evet. ve bu iş ortağını Türkiye'nin şirketlerinin daha ucuza gittiği bir dönemde şirketi daha ucuza satmak pahasına bu tabi göreceli bir kavramdır fiyat piyasada oluşur ama bunu ben sürdürülebilir bir büyüme amacıyla kullanacağım mesajını veriyorsunuz diye anlıyorum kesinlikle, doğru mu bu? Kesinlikle aynen katılıyorum. Tabii e, bizim şirketlerimiz yapı olarak büyük şirketler ve önü çok açık. Her şeyden önce sektörün e, önü de çok açık. E, tabii e, zamanımız yeter mi bilmiyorum ama e, nasıl deprem bizde bir milat olduysa aslında korona dönemi de bir milat oldu. Hı hı. İnsanların tamamen konutuna, konutuna evine bakışı değiştirdi. Çünkü eskiden e, hepimiz biliyoruz çalışan kesim evini e, baktığınız zaman aslında otel gibi kullanıyordu. Ama evlere kapanma durumuna düştükten sonra hepimiz evimizi sorgulamaya başladık. Salonu yetiyor mu? Yatak odası yetiyor mu? Evet. Balkonu var mı? Balkonu yoksa nasıl yapabilirim? Evet. Veya yüksek katlı binada oturuyorum. Dışarıya açılan penceresi var mı? Mesela çok önemli. 30 katın üstü teknik olarak, yönetmelik olarak camları açılmaz binaların. Binaların camları açılmıyorsa insanlar içerisinde nasıl yaşayacak? İşte düşünün 80 metrekare bir evde camları açılmıyor, balkonu yok ve 30. kattan yukarıdasınız korona dönemi nasıl yaşayacaksınız? İnsanlar sadece Türkiye'de değil aslında dünyada bunu sorgular oldu. Biz de bununla alakalı ciddi bir çalışma yaptık. Yaklaşık Çekmeköy'de ile beraber 58.300 kişiden fikir aldık. Nasıl bir proje geliştirmemiz 58, lazım? 58.300 kişi. Evet. Yani tek tek mülakat yaptık, tek tek görüştük, onların fikirlerini aldık. Sonra bir sağlık kurulu oluşturduk. Bu sağlık kurulunun fikirlerini aldık. Kendi bilgi, bilgi birikimimizi de koyarak 5 tane ana kriter belirledik ve buna sağlıklı evler konsepti dedik. Ve hem Çekmeköy'de hem Nişantaşı'nda hem de Levent'te yeni başlayacağımız projeyi tamamen bu motivasyonla yaptık. Aslında bize vatandaştan gelen bilgilerle beraber bunu çözdük. Ve bunu hem sektörümüze duyurduk hem kamuoyuna hem tüketiciye duyurduk. Bakın insanlar bizim açıklamalarımızla beraber yeniden balkonlu ev trendi başladı. E, teraslı ev başladı Bahçeli evlerin ne kadar önemli olduğunu Aslında bu dataya bu bilgiye Bu veriye bu bilimsel veriye dayanarak Bunları söyledik bunları niye anlatıyorum e, Türkiye'de Yaklaşık e, 6 milyon 800 bin depreme dayanıksız Konut var buna her sene Niteliksiz konutlar da ekleniliyor İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 700 1 milyon 800 bin depreme dayanıksız Konut var ama e, Konut anlayışı Koronadan sonra da değiştiği için bunlara niteliksiz diyebileceğimiz konutlar da eklendiği için aslında konut açığımız çok fazla. Ve dönüp baktığınız zaman şu anda e, yaklaşık 3-4 yıldır e, konut arzında da e, azalma var. Ruhsatlarda yavaşlama var. Çünkü e, kriterler getirildi. Eskiden hepimiz biliyoruz isteğin istediği gibi bizim sektöre giriyordu. Parası olsun olmasın bu işi bilsin bilmesin yatırım yapmaya kalkıyordu. Hem sektörü bozuyordu, hem tüketiciye zarar veriyordu, konut yatırımcısına hem de bizlere zarar veriyordu. Tekstilcilerin bir ara hepsi inşaatçı olmuştu. Aynen öyle. Aynen öyle. Sağ olsun devlet güzel bir düzenleme yaptı. Dedi ki, bir sermaye yeterliliği olacak, iki teknik yeterliliği olacak, üç rasyo yeterliliği olacak gibi kriterler getirdi. Şu anda sizin ne kadar paranız olursa olsun konut üretemezsiniz. Hı hı. Üreteceğiniz metrekare belli. Onları yapıp bitirdikçe e, metrekareye yükseltebilirsiniz. Binlerce konuta ulaşabilirsiniz. Bunları niye altını çizmek istedim? Şunun için bu verileri, hepsini vermek istedim. Konut sektörünün önünü çok açık. Bizim gibi sistemli, düzenli çalışan, köklü şirketler, e, doğru alanda, doğru yerlerde, doğru projeler geliştirirseler, müşteri çok var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada var şu anda. Yani dünyada Mesela biz hep Türkiye'den bahsediyoruz. Diyoruz ki konut stoğumuz çok eski. Avrupa'ya bakıyorsunuz. Avrupa'nın konut stoğu da bizden daha eski. Tek bir avantajları var. Orada deprem yok. Deprem olmadığı için bunlar gündeme getirilmiyor, taşınılmıyor. E bugün bakıyorsunuz Amerika'da bir eyaletten öbür eyalete yüksek katlı binalardan alçak katlı binalara, bahçeli evlere, teraslı balkonlu evlere inanılmaz şekilde iklimi daha sıcak olan bölgelere bir kayma var. E bizde de eğer parklara yakınsanız, yeşil alanlara yakınsanız, alçak katlı binalar yapıyorsanız, sağlıklı ev kriterleri dediğimiz bu meş maddeye uyuyorsanız, insanlar buralara inanılmaz şekilde talep gösteriyor. Biz bundan sonra hem sektörümüzün, hem bizim özelimizde DAP yapının, DAP gayrimenkulün önünün çok açık olduğunu düşünüyoruz. Ve buraya hem konut yatırımcısının hem hisse alanın tabii ki ileride çok daha prim potansiyelinin yüksek olduğunu Para kazanacağını düşünüyoruz. Ee, ülkemiz e, takdir edersiniz ki e, yaşadığımız coğrafya kolay bir coğrafya değil. değil. Ama bu coğrafyaya rağmen işte biz bakıyorsunuz e, her sene e, katlayarak yabancıya mülk satışımız artıyor. E, bu sene 60 bine yakın, 59 bin 60 bine yakın bir konut satıldı. İşte e 2021 yılında satıldı. 2022 yılında hedefimiz 80 binleri bulacağımızı tahmin ediyoruz. 2023'de rahatlıkla 100 bin'i bulabiliriz. Ya bunları üst üste koyduğunuz zaman e, hem e, şirketimizin hem sektörümüzün e, onun önü çok açık Teşekkür. diye düşünüyorum. Böyle biraz aslında dünya, Avrupa ve e, sektör özelinde bir fotoğraf çizmek istedim aydınlatmak için. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben bir zaman olursa şimdi ilk şiaret, e, şirket ziyaretimi gerçekleştirdim. Çünkü bir tane hisse senedi alacaksan önce bu şirketin patronu kim? Ne düşünüyor? Yönetim kurulu bundan sonra nasıl projelerde var? Madem bu bir birliktelik hisse aldığın zaman çünkü bir ortaklık oluyor. <laughs> böyle bir durum çıktı ortaya. Ben onları da görmek açısından çok değerli bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bir kere şirketi tanımak açısından. İkincisi şu. Türkiye zor bir coğrafya. Sizde de Karadenizlik var herhalde. Evros da zor bir coğrafya. Orada inşaat yapan her, her yerde yapar. Zorluklara, doğal zorluklara e, karşı olarak. E, üçüncü sorum da şu. Şimdi herkes tabii şunu düşünüyor. Ya tamam Türkiye inşaatla büyüyor anladık. Ama sadece inşaatla mı büyüyecek sorusunu söylüyor. Orada da içeride konuşuyorduk ve çok oraya güzel bir cevap verdiniz. Onu duymak istiyorum. Yani biz evet mülk satalım. Ama o sattığımız yabancılar Türkiye'de yaşamak istesinler. Sadece vatandaş olmak falan filan değil. Türkiye'de olmak istedikleri an Türkiye yaşanılabilir, yatırım yapılabilir bir yer olduğu an zaten o sattığımız konutun fiyatı da bu katma değer olarak artacak. Ülkeye onların bıraktıkları para da artacak. İlk noktaya geldik farkında mısınız? Ben uzun vadeli bir yatırım için Burada halka arz yapıyorum. Kurumsal yönetim için yapıyorum. Türkiye'nin değeri artarsa benim değerim de artar Kesinlikle. diyorsunuz. Bakış Kesinlikle. açısı budur değil mi? Kesinlikle. Doğru Kesinlikle. anlıyorum bunu. Kesinlikle. E yani şöyle bir şey var. Ee, az önce de bahsettiğim gibi yabancı mülk satışı bizim için, sektörümüz için ama en önemlisi Türkiye için çok önemli. Yani bunu ne kadar e, Türk toplumu olarak farkındayız bilmiyorum ama şunun altını çizmek istiyorum. Yıllarca bu... Yönetmelik düzenleme çıksın diye biz çok uğraştık, çok gayret gayret sarf ettik. Sağ olsun e, yöneticilerimiz bunu uygun gördü, çıkardılar. E, dünyanın birçok yerinde aslında buna benzer yönetmelikler, mülk satışları, konut satışları var. E, ve bunlar e, oturma izni bazıları veriyor, bazıları vatandaşlık veriyor. E, 5-6 yılda aslında baktığınız zaman şu anda bu sene 60 bine yakın konut satıldı. E, 2021 yılında. 2022 yılında... 80 bin lira hedefliyoruz. 2023 yılında bir aksilik çıkmazsa 100 bin lira bulabiliriz. Yani 100 bin konut sattığınız takdirde yabancıya, bakın bu çok önemli bir rakam. Eğer bunların hepsi vatandaşlık olursa çarpı 250 bin dolar değil 25 milyar dolar yapar. Yani bizim geçen seneki turizm geliri kadar neredeyse geliri sadece A4 kağıdı vererek sizden para kazanmamış, sizden bir kuruş kazanmamış, kendi ülkesinde kazanmış, belirli bir seviyede eğitimi olan, belirli bir geliri olan insanlara vatandaşlık vermiş oluyorsunuz. Bu muazzam bir şey. Ve direkt kendi ülkelerinden kazanarak size para getiriyorlar. 25 milyar dolar. Çarpı bunu 10 yıl değil 250 milyar dolar yapar ki Türkiye'deki depreme dayanıksız, niteliksiz konutların bu 250 milyar dolarla tamamı yenilenebilir tamamı yeni. Böyle bir kaynaktan bahsediyoruz. Bu sizin e, turizm gelirinize neredeyse işte yer. Öbür taraftan baktığınız zaman hem sanayinizi her e, kademede Türkiye'nin motivasyonunu arttıracak, cari açığın bir kısmını kapatabilecek bir kaynaktan bahsediyoruz. Bir de şöyle bir hesap yaptık. Bir kişi 250 bin dolar aldığı zaman yaklaşık 12 yılda da bu 250 bin dolar kadar da yaklaşık bu konutun arkasından elektriği, suyu, doğalgazı, geliyor masraf ediyor uçağa biniyor burada restoranlara gidiyor beğeniyorsa ülkenizi başka bir yatırım yapabiliyor araba alıyor perdesini değiştiriyor vesaire vesaire bir 250 bin dolar da konut aldıktan sonra minimum bir 250 bin dolar da 12 yılda bunun arkasından konutun arkasından para harcamış oluyor. Bunun motivasyonu çok yüksek, çok büyük bir Türkiye için girdi kalemi ve sadece siz o vatandaşa 250 bin dolar karşılığında bir tane A4 kağıdı veriyorsunuz. Artı dünyada bu ülkeyi seviyorsa zaten sevmezse durmaz seviyorsa sizin elçiniz oluyor sizi her yerde anlatıyor bunun hem turizme katkısı olur hem sanayiye katkısı olur hem ithalat ihracata katkısı olur her türlü Türkiye'nin motivasyonunu arttıracak bir girişimden ve bir konut yabancı mülk satışından bahsediyoruz şöyle de baktığımız zaman yaklaşık bu sene hedefimiz 35 bin civarı sadece İstanbul konut satar diye düşünüyoruz yabancıya. Bu da İstanbul'da genellikle üst segment projelerden alacakları için yine İstanbul pazarına çok büyük e, bu yabancı ev satışının katkısı olacağını düşünüyoruz. Ben bir şirkete yatırım yaparken şirketin ne düşündüğünün, finansallarının, gelecekle ilgili projelerinin yaparken nerede farklılaştığının bu vizyona sahip olan yöneticilere sahip olup olmadığını da görmek isterim. Bu açıdan bakıldığında zaten sektörle ilgili ben de enflasyondan korunmak için paranız varsa hakikaten konut özellikle İstanbul'da iyi evet. bir yatırım aracıdır diyorum net bu. Ama şunu da diyorum. Biraz önce söylediğiniz nokta o kadar önemli ki fark yaratan sağlık diyoruz insan insanı önemseyen bir proje olacak bir para kazandıracak elbette para kazandıracak ama esasen o insanlar gidip Chelsea'de orada burada Londra'da niye ev alıyorlar o çünkü İngiltere'deki yaşamı kendileri için uygun görüyorlar ve onların verdikleri para buradakinin 10 misli 20 misli Aynen 50 öyle. misli 100 misli Aynen öyle. biz esas hikaye buradan alacağımız parayı çünkü bu ülkenin cari açığı borcu var doğru yere kullanarak ülkeyi daha fazla yabancı yatırımcının yatırım yaptığı bir yer haline getirmeliyiz. Yani para bulup günü kurtarmak değil esasında uzun soluklu bir şey yapmak lazım. Bu sağlık konusunu ben bir kere daha öne getirmek istiyorum. Yani siz mesela şey diyorsunuz ya yani İstanbul'da arazi çok pahalı. Onun için herkes dikine dikine gidiyor ama ondan sonra İstanbul'un silüeti bozuluyor. E şimdi Covid de geldi dediğiniz gibi. Covid de birlikte insanlar pencere açmak istiyorlar. Yani herkes sağlıklı olayım Evimde diye düşünürken bunları bizden istiyor. Siz yatay diyorsunuz ve pencere açılır diyorsunuz. E maliyetli değil mi bunlar? Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Az önce enflasyondan bahsettiniz evet. onun altını özellikle çizmek istiyorum. Aslında enflasyon dönemlerde ki bu korona da geldikten sonra biliyorsunuz bir üretim ağının zincirinde de dengesinde bir bozukluk oldu çünkü. İşte Çin dünyanın üretim üstü gibiydi. Bakıyorsunuz ki işte oradaki aksaklıklar, oradaki üretim dengesinin bozulması bütün emtia fiyatlarının yukarı doğru artmasına, patlamasına sebebiyet verdi. İşte biz kendi sektörümüzden bakıyoruz. Bir yıl önce, bir buçuk yıl önce 400 dolarlar civarı olan demir bugün 840 870 dolarlara geldi. E, ahşapa bakıyorsunuz. Plakası 230 TL iken 1000 TL'leri geçti. Öbür taraftan 163 TL'ye 18 ay önce, 15 ay önce aldığımız beton şu anda 600 TL'leri geçti. Yani bütün dünyada emtia fiyatları inanılmaz şekilde yukarı çıktı. Eğer şu anda siz konut yatırımı yapıyorsanız paranızı emtia karşısında, veya e, enflasyon karşısında korunabilecek aslında en güvenli alan. Hı hı. Niye bunu söylüyorum? Sizin cebinizde şöyle bakalım. 1 milyon dolarınız vardıysa, isterseniz Amerika'da oturun, isterseniz dünyanın başka köşesinde yaşayın, ticaret yapıyor olsanız, emtia fiyatı arttığı için emtia kalemlerine göre o 1 milyon dolar ya 700 bin dolarla ürün alıyor, ya 600 bin dolarla ürün alıyor ya da artık 500 bin dolarlık bir ürün alabiliyor. Dolar Artık, cinsinde de alım gücü değişti. Bravo. Türk lirasında dolar, da, da dola, daha çok değişti. Aynen öyle. Dolar karşısında, eskiden örnek veriyorum, e, hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bir arkadaşım anlattı. Kağıt e, fabrikası var, hı hı. E, duvar kağıdı. Diyor ki ben diyor Almanya'dan diyor işte X bir ürüne e, 1 milyon dolar diyor bütçe Ayırmış e, ayırmıştım diyor. diyor. 0.95 sentten alıyordum diyor. Şimdi 2.15'ten alıyorum diyor. Tamam mı? Yani orada baktığınız zaman yaklaşık yarıdan fazla bir parasında bir erime var. Bunu şunun için söylüyorum. dünyanın her tarafında artık Türkiye'de çok daha fazla eğer enflasyonist dönemlerde yüksek enflasyonların çıktığı dönemde paranızı korumak istiyorsanız şu anda kısa vadede ve uzun vadede zaten öyleydi. Kesinlikle paranızı koruma aracı gayrimenküldür. Eğer doğru firma buluyorsanız, iyi üreten firma buluyorsanız, İyi projeleri buluyorsanız kendi bütçenize göre değerlendirmekte özellikle fayda var diye düşünüyorum. Sağlıklı evleri açın demiştiniz. Hı hı. Sağlıklı evler şöyle. Tabii e, şunun da altını çizmek isterim. E, sektöre haksızlık olmasın diye. Sektör oyuncuları yükseklikleri belirlemiyor aslında baktığınız zaman. Hı hı. Hani bir arazinin imarı vardır. Hı hı. Size 50 bin metrekare bir arazi verirler. Derler ki haş serbest. Haş serbest dedikleri zaman. Oturumu da x bir oturum yapacaksınız hmm. derler. Yukarı gitmek zorunda kalırsınız. Hmm. Anlatabiliyor yani planlama mu? esasında böyle yapılmasını zaruri, mecburi kılıyor. Evet mecburi kılıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Biz de diyoruz ki bundan sonra mümkün olduğu kadar bu planlamaları da ki son zamanlarda yapıldı bu. Mesela Kartal haş serbestti. Hmm. Bildiğim kadarıyla 15 kata düşürüldü. Maltepe 15 kata düşürüldü. Yani haş serbest hmm. iptal Enteresan. edildi. Bu son birkaç yıldır böyle. Olması gereken de bence tamam. böyleydi. Çünkü 30 katın üstü mesela ben mümkünse 30 katın üstünde üretmemeye çalıştım. Hı hı. Niye? İnsanlığın gerçekliğiyle örtüşmediğini düşünüyorum. Yani bana sorsanız 30 katın üstünde yaşamak ister misiniz? Yaşamak istemem. Yükseklik korkusu miyim? varsa insanın zaten yani 5. Yani kattan sonra ben başlıyor de, hikaye. Bende yükseklik korkusu yok ama hani teknik olarak bakış açısı olarak kendim istemem. Bunu da not edelim. Ee, ee, DAP. ...yapının yükseklik korkusu yok ama yanlış Eyvallah. anlaşılmasın diye yükseğe çıkmak için elimizden geleni yapacağız diyorsunuz. Eyvallah. Böyle anlamak istiyorum. Onun için hani e, biz tabi biliyorsunuz e, daha önce de anlatmıştım biz 2017 yılında aslında e, bakış açısı olarak şirket olarak dedik ki... ...bundan sonra mümkün olduğu kadar yatay projeleri geliştireceğiz ve yüksek gelen e, yüksek yapılabilecek arazileri eledik. Hmm kendi geliştireceğimiz araziler mümkünse 10 katı geçmesin dedik. Bakış açımız buydu. aldığımız araziler, geliştirdiğimiz araziler de böyleydi. Korona da olunca dedik ki öyle bir proje yapalım ki insanların bugün de ihtiyaçlarını karşılasın, yarın da ihtiyaçlarını karşılasın. Bizim hep vizyonumuz, bakış açımız zaten böyleydi. Geleceğin binalarını, farklı binalar yapmaya çalışıyoruz. Yani modası geçen değil, 20 sene, 30 sene sonra da Oturanın, yaşayanın, yatırım yapanın gurur duyabileceği evler, konutlar, ee, alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Korona olunca az önce bahsettiğim gibi ee, 1 milyon üzerinde insanı aradık. Bunların hepsine dokunduk. 58 bin, tabi, 58 bin 300 kişiyle tek tek mülakat yaptık. Bunlar biz buradan daire almak istiyoruz ve şöyle şöyle ev olursa almak istiyoruz diye tek tek fikirlerini aldık. Bir sağlık kurulu oluşturduk. Bu sağlık Kuruluyla beraber bizde bilgi birikimimizi koyduk ve 5 tane ana kriter belirledik. Bu kritere göre de projelerimizi çözmeye başladık ve Çekmeköy'ü 3-5 ay içerisinde satışını tamamladık. <laughs> Muhteşem bir proje oldu. İçerisinde alabalık gölleri, ceylanlar, geyikler, ondan sonra at çiftliği yaklaşık 200 bin metrekare bir arazi içerisinde geliştirdik. Bin civarı konut ve ticari alandan oluşuyor. Aynı şekilde Nişantaşı'nda. Buradan alabilecek yaklaşık 18 bin kişiyle yine mülakat yaptık. Onları nasıl bir ev düşündüğünü öğrendik. Sadece iki binada 50'nin üzerinde havuz yaptık. Dünyada bir örneği yok. Ilhamur Kasrı'ndan başlıyor yaklaşık Amerikan, Hastanesiyle. Amerikan Hastanesi ile. Amerikan Hastanesi'nin bitişinde arazimiz bitiyor. 60 bin metrekare de koruya koşuyor. Aşağıdan ta yukarı Tabii, kadar. yukarıya kadar gidiyor. Nişantaşı'nın en uzak mesafesine 8-10 dakika evet. yürüme mesafesinde diyebiliriz. Aynı şekilde Levent'te bir, çok büyük bir projeyi başlayacağız. 103.500 metrekare bir arazide 53.500 metrekaresine yatay konutlar yapıyoruz. Ee, 7-8 kattan başlayıp 6-7 kattan 8-10 kata kadar çıkacak. İstesek burayı daha da yüksek yapabilirdik ama yapmıyoruz. Yatay, country tarzı. Ee, geri kalan 50 bin metrekaresinde okul yapıyoruz. Bağış yapıyoruz bunu. Ve geri kalanı da tamamen koru ve yeşil alanı oluyor. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Burada da Nişantaşı'nda da yaklaşık en son baktığımda 75 bin üzerinde insanlar, insanlardan fikir aldık, 1 milyon 800 bin üzerinde insanı aradık, bunların 1 milyon 300 bin kişiyle görüşüldü. Dünyada böyle bir örneği yok e, ve 75 bin kişiden talep aldık ve bu aldığımız talepte bu insanların fikirlerini de alarak e, nasıl bir proje geliştireceğimizi onlarla paylaştık, onların da fikirlerini alarak projeye. E, aktardık ve bugün çalışma tarzımız bu şekilde ve satışa başladığımız zaman da bu talep gösteren müşterilerimizi arıyoruz. İlk onlarla satışa başlıyoruz, sonra da kamuoyuna duyuruyoruz. E, bunu özellikle altını çizmek istedim. Dünyada bu çalışmayı yapan başka bir firma olduğunu da düşünmüyorum. Bu çok enteresan şimdi hakikaten e, o kadar çok şey düşündürdü ki bana. Bir tanesi şu yani izleyicim için mesela ne istiyor diye bakıyorum ona göre program yapmaya çalışıyorum. Hep o yorumları okuyorum. Siz de diyorsunuz ki ben iyi satış yapacaksam elbette demokrasi ve beraberinde serbest piyasayla ekonomik olarak da mantıklı bir şey yapmalıyım. Demokrasi soruyorum işte size. İstediğiniz de bu. Ama zaman zaman da diyorsunuz o sormadan önce de ben belki insanların vizyonunda daha olmayan ama sağlıklı ev konseptini en başta çok yüksek evet. yapmıyordum. Sonrasında Covid ile birlikte bunun ne kadar doğru olduğunu insanlara bir vizyon sunmuş olarak daha hızlı ileriye çektim. Bu da zaman zaman sizin görmediğinizde bakın bu daha doğrudur diyerek onların karşısına da çıkabilirim diyorsunuz. Bundan sonrasında ne olacak o ben zaman? Ben şöyle Onu bir örnek buyurun. vereyim size. Ben ilk defa 2003 veya 2004 yılında Dubai'ye gittim. Hmm. Dubai'de binaları gördüğüm zaman ee, şaşırmıştım hmm. çölde inanılmaz güzel projeler yapmışlar hmm. ve benim ülkemde niye yok diye çok üzülmüştüm dedim ki ben bu sektörde olacaksam ülkeme değer katan vizyon katan 30 yıl sonra da 40 yıl sonra da 50 yıl sonra da insanların oturduğu zaman gurur duyabileceği sanat eserin niteliğinde biz projeler geliştirmemiz lazım bakın dünyada e, danstan esinlenerek yapılan bir bina yok İnsandan esinlenerek bina yaptık. Harflerden esinlenerek kuleleri yaptık, harfini yaptık. Petekten esinlenerek e, arı peteğini yaptık. Yurt dışında mıydı? Ee, o? Yok, Türkiye'de. Türkiye'de yaptık, hmm. Türkiye'de yaptık. ve birçok projeye imza attık. Hmm. Ama döneminin trendlerini belirledik. O dönemde onlar uygun görülüyordu. Hmm. İnsanlar bunu seviyordu. Olması gerekiyordu. Beklentilerinin üzerindeydi. Yelken şeklinde binalar yaptık. Ve dönemine göre proje geliştirdik. Hani Nasıl moda üreticileri evet. modayı, trendi belirlerseler biz de kendi sektörümüzün modasını, trendini belirlememiz gerekiyor. Şu anda en önemli şey sağlık. Bütün dünya, bütün dünya ülkeleri, bütün vatandaşların sabah sağlık konuşuyorlar. Akşam sağlık. Konuşuyorlar. Odası geçer mi geçmez ee, mi bilmiyorum. Hangisini dilemeliyim bilmiyorum ama sağlığın en değerli ve en önemli evet, şey olduğunu düşünüyorum. Onun için İnsan en önemli. Yaşam çünkü. alanlarımız hiç olmadığı kadar önemli şu an. Hmm. Hiç olmadığı kadar. Yani altını çizerek söylüyorum. Biz balkonu, terası, bahçeyi tekrardan sektörün gündemine oturtturduk. Tüketicinin konut alıcısının gündemine oturtturduk. Bu o kadar önemli bir şey ki. O kadar önemli bir şey ki. Çok. Çok önemli bir şey. Ve dönemine göre proje geliştiren bir firmayız. Döneminde trendleri belirleyen bir firmayız. Bundan sonra diyelim 3 sene, 5 sene sonra o dönemde ne gerekiyorsa yine DAP gayrimenkul, DAP Holding o dönemde ne gerekiyorsa o projeleri geliştirecektir. Ama vazgeçilmez olan, doğru olan 50 yıl sonra da, 20 yıl sonra da bana göre yatay binalar yapmamız lazım. İnsanların asansöre binmek istemediği dönemler çıkılabilecek yükseklik olması lazım. Bu size göre 8 kattır, bana göre 5 kattır, öbürüne göre 3 kattır. Yani mümkün olduğu kadar yukarı çıkmadan daha yatay mimariler yapmak lazım. Yaşam yeşil alanlarını geniş yapmak lazım. Ben şuna inanıyorum. İstanbul gibi bir metropollerde yani parklara yakın, koruya yakın, ormana yakın, doğayla iç içe, e, alçak katlı binalar hiçbir zaman değer kaybetmeyecektir. Aksine değeri her zaman artacaktır diye düşünüyorum. Bu sadece İstanbul için değil bütün dünya için geçerli. Biraz önce onu vurgulamaya çalıştım esasında. Yani halka arzda da var. Belli bir tahsis yabancı yatırımcıya da yapılacak. Evet, evet. Ee, sizin yurt dışında da projeleriniz var. Bir onları da duymak isterim. Çünkü hani ihracat evet bir A4 kağıt var ama o A4 kağıdın esasında ülkeyle ilgili bir tapu veriyorsunuz. Çok önemli bir şey. Tabii. Ülkenin değerini gösteriyor. Bu bir. İkincisi ya şimdi gayrimenkul yatırım ortaklıkları falan var. Onlar yüzde %40 falan iskontolu hep işlem görür. Biliyorum. Borsada siz başka bir şey yapıyorsunuz şu anda. Gayrimenkul yatırım ortaklığı falan değil. Eee Farklılığı sektör açısından yaratırken yaptığınız işle bir de borsada işlem gören bir şirketi farklı bir şekilde yapıyorsunuz. Yani şey değil sadece ben gayrimenkul yatırım ortaklığı değil bu şirketin bu holdingin bir varlığını ortaklığını satıyorum diyorsunuz. Bu açıdan evet. da bir miktar konuşmamız gerekenler var tabii ki. Evet tabii DAP gayrimenkul az önce de bahsettiğim gibi yaklaşık 41 yıllık bir firma. Ee, yaklaşık bugüne kadar e, 15 bin'e yakın e, konut geliştirmiş, ülkenin vitrinine imza atmış. E, çok bizim açımızdan çok önemli bir e, firmayı yüzde 15'sini e, halka açıyoruz. E, yaklaşık öz kaynak değeri 5 milyar 82 milyon, yüzde 27 gibi son zamanların yapılan en büyük iskontasıyla e, halka açıyoruz. E, hisse fiyatı yaklaşık e, 1850'den. E, sabit olarak veriliyor. 555 milyon da halka arz büyüklüğümüz var. Bir ayda e, küçük yatırımcılar e, bundan zarar görmesin veya düşmesin diye yaklaşık 300 milyon TL'de fiyat istikrar e, fonu koyuyoruz burada. E, özellikle şunu altını çizmek istiyorum. Biz DAP gayrimenkul olarak, e, GY GA olarak değil, DAP gayrimenkul olarak e, halka arz ediliyoruz. Biz geliştirici bir firmayız. Hızlı aksiyon alıyoruz hızlı projeler geliştiriyoruz ve hızlı döndürüyoruz. Yani bunu e, şunu için söylüyorum. E, örneğin Çekmeköy'de 3-5 ay gibi bir sürede satışlarını tamamladık. 36 ayda bitirecektik inşaatı. E, 18 ayda teslimlere başlıyoruz. Yani biz GEO'larda biliyorsunuz genellikle duran varlık var. Evet. İşte kira gelirleri evet. var. E, kira gelirleri e, ne göre bir gelir akışı oluyor. Ama bizde öyle değil. Şimdi biz Levent'te projeyi başlıyoruz. Hedefimiz en kısa sürede en kısa sürede satıp tabii MTI'ye bakacağız. Ondan sonra enflasyona bakacağız. Ona göre bir satış trendi belirleyeceğiz. Yoksa istese güç 5 ay içerisinde hepsini satabiliriz. Türkiye'deki anda, şirketlerin sorunu karlılık. Siz karlılığı önemsiyorsunuz. Ona göre hareket edeceğim biz diyorsunuz. Biz karlılığı önemsiyoruz, büyümeyi önemsiyoruz. Bir de eser yapmayı önemsiyoruz. Her şeyden önemlisi insanların yaptığımız evlerin içerisinde mutlu, huzurlu şekilde yaşamasını istiyoruz. Bunu söylediğiniz için özellikle söylüyorum. Biz 20 sene önce yaptığımız projeleri bile gidip bakıyoruz. Bakımı yapılıyor mu? Kontrolleri yapılıyor mu? Dış boyaları eskimiş mi? Eskimişse site yönetimi bunu yeterince kontrollerini yapıp gereken müdahaleyi yapıyor mu? Yapmıyorsa uyarılarımızı yapıyoruz. Gerekirse ilgileniyoruz. Yani yaptığımız işlerin de arkasını bırakmıyoruz. Biz mesela hem Nişantaşı'nda hem Levent'te yeni başlayacağımız projelerde hızlı satıp, hızlı realize edip, projeden çıkıp yeni projeye başlıyoruz. Yani duran varlıkla hareket etmiyoruz. Farklı bir firmayı hızlı aksiyon alıyoruz ve bir taraftan da tabii yurt dışı çalışmalarımız var. Hedefimiz bir taraftan da e, Avrupa'da, Avrupa'nın yani e, en büyük hayallerimizden bir tanesi Türkiye'de birçok projeye imza attık. Ama Avrupa'nın birçok şehrinde de e, DAP markasını, DAP bayrağını, Türk bayrağı ile beraber oralarda da görelim istiyoruz. Çünkü geliştiricilik sektörü Türkiye'de çok gelişti. Ama maalesef yurt dışına geliştiricilik sektörünü, konut e, developer'larını bir türlü açamadık. Mutaitlerimize bakıyoruz. E, Mutaitlerimiz şu anda inanılmaz şekilde ülkemizi temsil ediyorlar yurt dışında. Dünyada ikinci sıradayız ama geliştirici olarak yokuz. Onun için geliştirici olarak bizlerin olması lazım. Biz geliştiricilik sektörünü de dünyaya açarsak çok farklı güzel projelere imza atarak artı Türkiye'nin ihracatını da arttırabiliriz. Yani Türkiye için 50 milyar TL nasıl büyük bir para değilse, dünya içinde 50 milyar dolar büyük bir para değil. 50 milyar dolarlık geliştiricilik e, her sene alanı oluştursak... biz geliştiriciler dünya pazarında ve bunun 25 milyar dolarını Türkiye'den mal alsak o ülkelere göndersek 10 yılda 250 milyar dolar para yapar, bizim sanayimizi uçurur. Sadece hani not olarak bunları Tabii. geçmek istiyorum. Bunların her biri ayrı ayrı bir konu olarak da Köşünlükle. konuşulabilir. Yani aslında çok ciddi potansiyel var. Geliştiricilikte çok yol kat ettik. Son 15 yılda muazzam işler yaptık. Yani Dünya ölçeğinin, dünya standartlarının üzerinde bizim sektörümüz işler yaptı. Onun için bakış açımız, vizyonumuz bu olması lazım. Ve bu da ileriki günlerde sektörün önünde pozitif bir motivasyon olarak devam edeceğini düşünüyorum. Peki. Vallahi çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Şunu söyleyeceğim. Gayrimenkul ya da inşaat sektörüyle ilgili zaman zaman Türkiye'de çok büyük tartışmalar oluyor. Ama siz diyorsunuz ki katma değeri yüksek. Sürdürülebilir Türkiye'yi ihracat açısından katma değerli ihracatla bambaşka bir yere taşıyacak bir kaynağı elde edip o kaynağı doğru yerlerde kullanırsak bu sahip olduğumuz bu gücü başka bir şeye evriltmek anlamına gelir. O yüzden bunu çok önemsiyorum ben. Farklılık yaratmak adına yaptıklarınız için de ayrıca tebrik ediyorum. Hakikaten ben buyurun, buyurun. Şunu, buyurun. Şunu belirtmek istiyorum. Tabii. Çok önemli bir şeye parmak bastınız. Hmm. Ben. E, bu tartışmaların çok e, bizim sektör açısından ve ülke için çok e, e, sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü bilen bilmeyen e, tartışıyor. Şöyle bir şey. Dünya neresine giderseniz gidin bakın. E, bir ülke altyapısı üst yapısı kadar zengindir. Yani siz havaalanından inerken hep örnek veriyorum bunu. Önce bir aşağıya bakıyorsunuz. Evet Sonra iniyorsunuz. Havaalanına bakıyorsunuz. Sonra şehre giriyorsunuz. Şehre bakıyorsunuz. Eğer havaalanı Şehir gelişmişse, altyapısı, üst yapısı yolları düzgünse kendinizi güvende hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki buranın restoranları da iyidir, otelleri de iyidir. Ve ben bu ülkede rahatlıkla kendimi güvenli hissederek gezebilirim diyor. Düşünmeseniz bile bilinçaltınız size bunu veriyor. Evet. Onun için ülkeler altyapısı, üst yapısı kadar güçlüdür. Biz altyapı, üst yapıyı yapmadan sanayi, teknoloji diyemeyiz. 70-80 sene öncesine gidin. Bugün Avrupa, Amerika, bugün Avrupa Amerika ise altyapı üst yapı yapmıştır. Oradan artan para sonra sanayi, tabii bunlar yapılırken sanayi gelişmiştir. Sonra artan para da teknolojiye dönmüştür. Yani siz bu kademeleri yapmadan direkt ben teknoloji üreteyim diyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Yani tabii bunun içerisinde eğitim var, birçok unsur daha var. Bu 10 tane doğruyu bir araya getiriyorsunuz, tek doğru yapıyor. Bizim işimizde de öyle. Ben kendi ekibime de söylüyorum. Yani bizde 10 tane doğruyu bir araya getiriyorsun, tek doğru yapıyor. 9 tane doğru tek doğru olmuyor. Yani o bir tane eksik doğru. Dünyanın en iyi binasını yapın. En lüks binalarını yapın. Satamıyorsanız hiçbir şey ifade etmiyor. Çöp. En iyi arabasını üretin. Satamıyorsanız hiçbir şey ifade etmiyor. En iyi televizyonunu kurun. Seyrettiremiyorsanız bir şey ifade etmiyor. Ya bu böyle bir şey. Onun için altyapı olacak tartışmasız. Üst yapı olacak konutlarımız olacak. Tabii bunun şeyini e, tartışabiliriz. Türkiye için büyük bir fırsattı kentsel dönüşüm. Evet. Büyük bir fırsattı yenilenmek. Evet. 15 sene, 20 sene öncesine bakın. Hepimiz havaalanına giderken veya o tabanlarda yolda giderken tuğlalı binalar görürdük yani. Doğru. Üzerinde antenli binalar görürdük. Evet. Utanırdık. Ama şimdi öyle değil. Mimariyi tartışabiliriz. Mimariyi eksik yaptık, yanlış yaptık. Daha iyi yapabilir miydik? Tartışmasız daha iyi yapabilirdik. Türkiye'nin vitrinini güzelleştirebilir miydik? Tartışmasız güzelleştirebilirdik. 10 kat daha iyisini yapardık. Yerel mimari daha iyi kullanabilir miydik? Kesinlikle kullanabilirdik. Bunların hepsi olabilirdi. Ama hani e, ya her tarafı beton yaptık ben bunu zinhar doğru bulmuyorum. Bakın korona oldu hepimiz evimizin kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Hepimiz mobilyaya bakıyoruz. Mobilyamız eskidi mi? Televizyon eskidi mi? Herkes insanlar bunları tartışıyor. Bunları evinde değiştiriyor. Vallahi ben şunun sözünü almış olayım sizden bu kadar bu konuda vizyon sahibi sizin gibi bir insanla bunun eğrisi doğrusu neyi daha iyi olur tartışılacaksa Türkiye için bunu tartışmaya her zaman varız. Ve ben başlığı şöyle atacağım yani 10 doğru zaman zaman bir tane doğru yapmaz. Kesinlikle. Dolayısıyla biz Türkiye açısından en iyisini yapmak için onu yaptık bu eksik olsun demeyeceğiz. O 10'da 10 %100 doğruyu yapmak evet, için evet, hep birlikte evet, akılla evet, veriyle evet. mesela o konuşamadığımız bir konuda daha uzun konuşabiliriz. Veri konusu. Yani adam sapiensi yazıyor. Başka kitap yazıyor. Söylediği şey şu harerinin veriye sahip olanlar, onu işleyenler ülkeleri dünyayı yönetecek. Bunu işlemeyenler, verinin farkında olmayanlar da yönetilecek. Biz eğer veriyi toplayıp veriyi doğru yönetmezsek Türkiye hiçbir yere taşıyamayız. Ya şunun altını çizmek istiyorum. Tabii biliyorsunuz dünyada 3-5 bin kişiyle ülkeler anket yapıyor, şey yapıyor. Hani şu isteniliyor, bu isteniliyor. Sen, evet, yorumu yapılabiliyor. Yapayım. Biz milyonlarca insana dokunuyoruz. Ve veriye dayalı, bilimsele dayalı, insanların fikirlerine, vizyonuna tamamen beklenti isteklerine göre hareket ediyoruz. Bu o kadar önemli bir şey ki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Halka Arz'da devam ediyor. %50 yurt içi bireysele, %40'ı yurt içi kurumsala ve %10'u da yurt dışı kurumsala yapılacak. Halka Arz günlerinin devam ettiği günlerde, 18'inde mi nihayetleniyor? Evet. Halka evet. Arz 18'inde nihayetleniyor. Halka Arz fiyatı da 18.50. Evet efendim, fiyat piyasada belirlenir ama fiyatı belirleyen en önemli unsur da bence şirketlerin vizyonudur. Ben şirketlerin vizyonu açısından çok değerli bilgileri... Ziya Bey'den almış oldum. Kendisine çok teşekkür ben ediyorum teşekkür verdiği değerli ediyorum. bilgiler için. Sağ olun. Çok sağ olun.